Bizim kısa e, anlayan yani noksan anlayışlarımız var. Bu noksan anlayışlarımız kuşatma deyince hani böyle adamı sara, sararsın, sarmalarsın. Yakınlık deyince işte bu kitap bana yakın. Şimdi böyle çektim daha yaklaştı. Böyle çektim biraz uzaklaştı falan. Bizim aklımız bunları anlıyor. Beraberlik, işte birliktelik, işte yanında oturur. Aynı odada aynı ortamda bulunursun. Bunların seviyesine göre, derecesine göre birliktelik olur falan. E bunlar bizim anladığımız şeyler olamaz yani. Çünkü neha bu mefhumlar, bu manalar la teliku yakışmaz. Niye bir Cenab-ı Kutsi Teala? allah Teala'nın e, zatının mukaddes Cenab'ına, makamına bunlar yakışmaz. Çünkü bunlar e, sonradan yaratılmışların anladığı şeylerdir. Ve küllü şeyin herhangi bir şey ki yudrakü anlaşılabiliyor. Neyle? Bilkeşfi. Keşifle. Yani mesela adam e, ...zikri yaparken veya tarikat dersine ...veya işte manevi bir hale girdi... ...keşfe açıldı yani... ...manevi gözü açıldı derler ya mesela işte... ...kabirler alemiyle görüşüyor, ruhlarla görüşüyor... ...cinler alemini görüyor veya... ...meleklerle görüşüyor bunlar oluyor... ...bunlar olmayan şeyler değil... ...bunların delilleri de var... ...keşif yoluyla anlaşılan şeyler var... ...yani bir evliyaullahın... ...kabrine gidiyor orada bin sene evvel vefat etmiş... ...o onu keşfediyor, o ona görünüyor... ...bir şeyler anlatıyor... ...keşifte böyle şeyler olabilir... Bazı zatlar. Ama hangi şey ki keşif yoluyla idrak edilebiliyor daha ve şuhudi. Şuhud da müşahede. Yani görü gibi olma hali olabilir. Manen görme diyebiliriz. Yani kafa gözüyle değil de maneviyatın açılması ve kalp gözünün görmesi diyebiliriz şuhuda. Bir şey kalp gözüyle de olsa anlaşılıyorsa görülüyorsa veya manevi bir inkişafla, açılımla o iş o işe ulaşılabiliyorsa, idrak ulaşmak zaten ulaşılabiliyorsa ona Fe ve teala Allahu teala münezzehu münezzehtir. bundan da eyza. Ne gibi eyza yani gözle görülenden nasıl uzak gözle görülmüyor? E kalp gözüyle de görülemez. Şu anda dünya için konuşuyoruz. Ondan sonra Allahu Teala hisle idrak edilebiliyor mu hisle? His yani elini tutarak, burnun koklayarak veya gözün bakarak veya kulağın işiterek Allahu Teala'nın kelamı, zatı, sıfatı, ne bir şekil verilebiliyor maşa şekilden münezzeh. Yani eyza demek? Hislerle, zahiri duyularla, idrak ve vasıtalarıyla ulaşılmaktan nasıl ki münezzeh? Manevi duyularla, keşif ve şuut manevi idrak vasıtaları. Manevi duyularla, kalp gözüyle de ulaşılmaktan ondan da münezzeh. Ona da ulaşamazsın. Feynev çünkü şan yani dikkat et. La nasibe. Asla nasip yoktur lil mümkini. Mümkün için. Biz mümkiniz. Yani varlığımız, yokluğumuz mümkün. allah Teala bize varlık tarafını tercih ettirerek bizi var etmiş. Yoksa bizim yok olduğumuzu düşünmek mümkün. Bizim gibi niceleri şimdi olabilirdi piyasada. Onlar şimdi madum yok mesela. allah Teala işte benim gibi 10 tane daha şimdi yaratır. Yani dolayısıyla ben de varlığım yokluğum mümkün idi. Bana varlık tarafını verdi kurban olduğum. Öbür türlü de e, varlığımız zorunlu değil ki biz haşa ilah değiliz ki olmamamız düşünülmesin. Bizim olmamamız bal gibi de düşünülür. Zaten birkaç zaman sonra da olmayacağız, yok olacağız yani bizim. Kimle ne işimiz var? Mümkün olan bizim gibi varlıkların nasibi olamaz. Neden? Min hakikati zatihi, Allahu Teala'nın zatının Hakikatini anlamaya dava sıfatı sıfatlarını anlamaya dava ve ef'ali Teala. Allah Teala'nın fiilleri öz zatı nasıl? Sıfatları hayat ve diriliği ilmi nasıl? E, ef'ali yaratması, diriltmesi, rızık vermesi nasıl? Bunların bizim bunlardan nasibimiz olamaz. Gayral cehli ancak bilmemek nasibimiz olabilir. Davel hayrati, şaşkınlık. Ee, yani şaşıp kalırız. Zaten şaşıp kaldığımız zaman en büyük marifete ulaşmış oluruz. Yani ne büyük zatı ne yüce sıfatları ne kadar mukaddes e, fiilleri ne kadar münezze Akıl sır ermiyor Rabbimizin işlerini hani. Şaştık kaldık işte. Nasibimiz ancak bilemiyoruz. Şaştık kaldık hayret. Bu olabilir. Yenبغي <laughs> gereken odur, yakışır, lazımdır ne el-imanu inanmak ne bil gaybi. Bizim gayba inanmamız lazım. Görmeden inanmamız lazım görme yani bunların hiçbirini idrak edemeden inanmamız lazım. E, Kur'an-ı Kerim ellediğine yu'minûne bil gaybi. Müttakiler kimdir? Hüdellil müttakîn. Kur'an'ın başında Bekara suresinin bidatinde takva sahiplerine Kur'an hidayettir, rehberdir. Onları doğru yola kavuşturucudur. Maksatlarına, meramlarına ulaştırıcıdır. Buyurduğu müttakilerin ilk sıfatı ne? Ellezîne yu'minûne bil gaybi. Gayba iman ederler. Gördükten sonra herkes iman eder. O zaman gavur kalmaz görmeden inanacak. Tabii ki eserleri var, alametleri var. O ayrı bir şey.